nehir, ırmak. Bir tane dere görmedim. Ağzına kadar lebalep, naylon poşet dolmuş, bilmem her türlü endüstriyel şu dolmuş, bu dolmuş. Değme yerde görülmeyecek bir kirlilik, pasaklılık. Her gün araba kullanıyoruz. Türkiye'de pek çok şoföre göre hala yollarda şeritler inşa edilmemiş. Şeridi bilmiyor adam. Gelip dördüncü şeritten sola dönmek istiyor. Yani önünde üç tane araba, üç şerit dolu. O da dördüncü şeritten onların önünden geçecek. Amcam sola dönecek. Belki de bir de orada dönüşü yapılmaz levhasının altında. Bu sadece trafik polislerinin yazdığı cezalarla, işte 3-5 gazetecinin kazaları ifade edişiyle olacak bir şey değil. Bunu neden yapıyoruz biz? En azından bunun malzemesini derleyip toplayıp yavaş yavaş belki de bunu laboratuvara sokacak, araştıracak psikoloğa, psikiyatra vesaire bir tarafıyla bilgi sağlamalıyız. Ya da bu eğitimi neden veremiyoruz? Yani bütün dünya mesela ne diyorlar ona? Etnopedagoji. Etnopedagoji. Yani halk eğitimi. Bizim eğitimi biz eğitimcilere bıraktık, pedagoglara bıraktık. Pedagoglar da yeterli tercümeleri yaptılar mı, yapıyorlar mı bilmiyorum. Bu tercüme işi de ayrı bir sıkıntı Türkiye'de. Ama bizim milletimizin eğitimi, geleneksel eğitimi nasıldır? Geleneksel Türk eğitimi ya da Türk etnopedagojisi hangi temeller üzerine bina alıyor? Annelerimiz bizi nasıl eğitiyor? Annelerimiz komşu çocuklarıyla bir arada bizi nasıl eğitiyor? Akraba çocuklarıyla bir arada bizi nasıl eğitiyor? Ve sonra ilkokullar öğretmenlerimiz. Dün biz sokaklarda nasıl eğitiliyorduk? Yani nostalji budalalığına düşmeden bunlarla ilgili malzemeyi son derece soğukkanlı bir şekilde derleyip toplayarak pedagojiden de anlayan, bilen halk bilimciler marifetiyle oturup halk pedagojisini çalışmalıyız. Yani sadece Batı'da, Amerika'da olan örnekler değil bunlar. Ruslar bile bunlara el atmış çalışıyorlar en doğusunda. Dolayısıyla halk biliminin böylesine geniş bir ufku var, sonsuz bir ufku var. Ama buna yürürken biz sadece Türk dili ve edebiyatı, çağdaş lehçeler bilmem ne, Türkçe öğretmenliği, Türk Halk Bilimi bölümü mezunlarıyla bunun hakkından gelemeyiz. Gelmeye kalkarsak rahmetli Pertev Naili Boratav Hoca'nın söylediğinden bir milim ileriye gidemeyiz. Hatta onun bile gerisinde kalırız. Dolayısıyla halk bilimciler bütün alanlara açık olmalı, halk bilimi bölümleri. Her taraftan insan gelmeli ve bunları işlemeye devam etmeliyiz. İşlerken de hoca tayfasını da zenginleştirmeli. Yani felsefeden mezun olmuş, gelmiş insanlar bizde de master doktora yapıp bölüm başkanı olsunlar, yetkili yerlerde olsunlar. Bunların önünü de açmalıyız. Yani bir başka ifadeyle buradaki Türkolog hakimiyeti daha farklı niteliklere sahip Türkologlarla zenginleşmeli. Kırılmalı, ortadan kalkmalı demiyorum. Ama bu zenginleşmeyi sağlamalıyız. Onlar nasıl gelir? Her şey paraya örgütlenmiş durumda. Ben yıllardır bir hukuk mezununun gelip bizde master yapmasını, doktora yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Tanıştığım her hukukçuya üçüncü cümlede acaba yüksek lisans düşünüp düşünmediğini vesaireyi falan yok diyorum. Bakıyorum, halk biliminden mezun olursam ben para kazanamam. Türk aydınımsıları, aydın böyle davranmaz. Türk aydınımsılarının bütün meselesi, bütün bu para skalası. Ne kadar para kazanacak? Beğenmediğimiz gavurlardan Amerika'daki sınıf arkadaşım, adam gitmiş, ömrünü şeyde geçirmiş. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde misyonerlikle geçirmiş. Baba bilmem kim. Dönmüş ahir ömründe 70 yaşında doktora yapıyor. Ya da şu anda isimlerini görüyorsunuz sağda solda yeni yükselen halk bilimciler olarak falan. Yani ömürlerine baktığınızda
Anaları gevremiştir. McDonald's'larda saati 5 dolardan temizlik yaparak, bulaşık yıkayarak, efendim pizza dağıtarak. Biz bu tür çalışmalardan uzağız. Bizim devletimizin verdiği burslar birçok bakımdan birçok devlette yok. Yani daimi araştırma görevliliği kadroları bile dünyanın başta Amerika olmak üzere pek çok ülkesine nazaran çok lükstür arkadaşlar. Hep bardağın boş tarafına bakıyoruz ama çok güzel dolu tarafları var. Ne bileyim, şimdi Sokrates Erasmus'la değişim, dil öğrenmede o kadar büyük imkan ki. Ama ben bölümümden gönderdiğim 10 öğrencinin 9'u oralarda bir karı koca ayarlayıp kalabilmenin yollarını aradılar. Dilini arttırarak, zenginleştirerek Türkiye'de daha iyi halk bilimci olmaya yönelen bir tane bile öğrencim olmadı. Hacettepe'de Sokrates Erasmus'la yurt dışına en fazla öğrenci gönderen bölümüz. 40-50 tane, bir tane bile olmadı. Ha, kurt yemezleri Avrupalılar da yemiyor, geri geliyor çirkinleri. Biraz eli yüzü bakalanlar orada sağda solda kalıyor falan falan falan. Sokrates Erasmus bunun için mi var? Dolayısıyla hep yaptığımız gibi işlevini kaydırma, yapısını bozma. İşlevini kaydırma, yapısını bozma. Gizli işlevlerine dikkat etmeme. Bizim hayat hikayemiz gibi. Yani trafikte de bunu yapıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız memurla da bunu yapıyoruz. Efendim, eğitimde de bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bu şarkülük açıklığı düzeltme yolunda bu mücadelede biz halk bilimciler iyi organize olabilirsek çok şeyi düzeltebiliriz. İyi organize olmanın yolu da bir Türk Halk Bilimi Derneği'ni kurmaktır. Meşrepler, mezhepler, partiler üstü sadece ve sadece bir daşlık. Ne yoldaşlık, ne gönüldaşlık, ne ülküdaşlık, ne camidaşlık değil. Sadece meslektaşlık ölçütüne dayalı büyük bir Türk Halk Bilimi Derneği kurmak zorundayız. Bizden önceki kuşaklar, ilk kuşak bunu kurdu. Anadolu Halk Bilgisi, Türk Halk Bilgisi. Ama 5 yıl sonra halk evleri açılırken bütün dernekler kapatıldığında Türkiye'nin kaybettiği en büyük kurban Türk Halk Bilimi Çalışmaları Derneği oldu. Ve bunu rahmetli İhsan Hınçar Hoca bile bütün gayretlerine rağmen telafi edemedi, tekrar kuramadı. Neden? Artık Türk aydınları büyük bir kısmı ölmüştü o ilk kuranların. Geri kalanları da milletperverlik hisleri particiliğe, politikacılığa dönüşmüştü. Demokratlık bilmem ne hikayesine bir daha öyle büyük dernekler kuramadılar. Bizden önceki kuşak kuramadı. Bizim kuşağımız da kuramadı. Ben de çok uğraştım, kuramadım. Ama belki sizin kuşağınız bunları yapabilir. Böyle bir şey yapabilirse sizin kuşağınız, Türk Halk Bilimi çalışmalarının bu bir araya gelmeyen iki yakasını bu yolla bir araya getirebilirsiniz. Bu yolla sadece devlet halk bilimciliği yapan bizlerden farklı olarak siz devletin ve milletin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarına yönelik bir halk bilimciliğe yönelebilirsiniz. Aksi halde sadece parayı veren düdüğü çalar nüktesinin çocukları, parayı veren devlet ne isterse onun iki dudağı arasından ne çıkarsa onu yapacaktır. Dolayısıyla bu zihniyet değişimini halk biliminde sizin sağlamanızın yolu bu tip bir örgütlenmedir. Ama zihinsel örgütlenme bu örgütlenmeyi de götürecek yapıdır. Böyle bir örgütlenmeyle, böyle bir güçle milletvekili olmanın, belediye başkanı olmanın yolunu arayan halk bilimciler çıkarmak yerine halk bilimi yoluyla millete hizmet etmeyi, ki bizim vazifemiz çok daha artmıştır. Türk dünyası dediğimiz yapı büyük ölçüde hürriyetine kavuştu. Hem iyi çalışacağız, burayı abad edeceğiz, hem de oraya örnek olacağız. Bu bir ara bakmıştım programa. Türk dünyasından bahseden arkadaşlarımız vardı. O bilgileri bu bağlamda değerlendirin. Model olmak bağlamında son derece önemli. Etnopedagoji hiç çalışılmadı Türkiye'de. Türkiye'de pedagoglar eve gelmedi.
Hani Yahya Kemal'in Türkiye'ye yurda dönüşü vesaire anlatılır ya, onun gibi Türkiye'de pedagoji henüz tercüme aşamasını bile aşamadı. Biz tercüme aşamasını aştık. İlk yerli milli kuram Türkiye'de üretildi. Arkası gelecektir inşallah. Ama pedagoglar buna yakın bile değiller. Eğitimciler doğrudan Batı'daki anket formlarını bile tercüme ederek o anket formlarıyla anket yapıyorlar. Oluşturulmuş eğitim programlarına mevcut verilerini girerek sonuç alıyorlar. Böylesine evden uzaklar, böylesine evin dışındalar. Ama etnopedagoji en azından bizim pedagoglarımıza, resmi pedagoglarımıza, yazılı kültür pedagoglarına çok önemli veri sunacaktır. Türk halkı eğitimden ne anlıyor? Geleneksel olarak nasıl eğitiyoruz? Elbette Türk olduğumuz için çocukluğumuzda 3, 5, 8, 10 muameleye tabi tutulduğumuz için her evde aile folkloru bağlamında kısmen de olsa bunları görüyoruz. Ama biz aile folkloru bağlamında gördüğümüzü aile folkloru, sonra yerel basamak gelecek, sonra ulusal basamak gelecek. Ulusal ve evrensel basamaklara taşımaya yönelik tavırlara girebiliriz. Dikkat etmeliyiz. Yani çalıştığımız birimin hükmü ne kadar? Çalıştığımız birimi etkileyen o kadar çok unsur var ki. En başta coğrafya olmak üzere, sonra da o birimin büyüklüğü ve küçüklüğü. Yani İstanbul'da doğan bir çocuk nasıl muhit fikri edinir, nasıl mahalle fikri edinir, nasıl şehir fikri edinir? 16 işte 20 bin nüfuslu Ayvalık'ta büyümüş bir insan olarak ben bunu anlamakta hala güçlükle karşılaşıyorum. Yani İstanbul hiç şehir değil ki. Aynı zamanda İstanbul belki 40 tane, 50 tane, 100 tane şehir. İstanbullu kimliği nasıl oluşuyor? İstanbul'a geleli 5 kuşak olmuş Kastamonu'dan. Hala Kastamonlu kimliğini nasıl yaşatıyor İstanbul'da? Ya da 10 kuşak olanı var. Nasıl yaşatıyor? Dolayısıyla bu tür kimlik araştırmaları, yani Ankara'da tabelalara baktığımda işte Ankaralı, Yozgatlı, Ankaralı Yozgatlıların derneklerinin konfederasyonu var. Dernekler var, federasyonlar var, federasyonlar üzerinde konfederasyonlar var. Konfederasyonları bir araya getiren bir yapılanış. Bu kadar Yozgatlı Ankara'da var. Neden var? Ama bu kadar Yozgatlı Ankara'da var, bu kadar zamandır. Niçin hala bunlar Yozgatlılıklarını, arabaşlarını devam ettirme derdindeler? Arabaşı, Ankara'daki arabaşı Yozgat'tan nasıl farklılık, nasıl işlevleri itibariyle farklılaşmış? Biz sadece bunu tadında ararsak, o Yozgatlılık bağlamında arabaşının kazandığı yeni yapıları, yeni anlayışları hiçbir zaman anlayamayacağız. Ya da Karadenizlilerin kadırga bayramları. Yani kadırga nere düşer usta, Ankara nere düşer? Ankara'da kadırga bayramı yapıyor Trabzonlular. Yani Ankara ve Trabzon ya da Türkiye'nin diğer yerleri. Dolayısıyla yerel kimliklerimizi taşıma. Yerel kimliklerimizi taşırken yerel bilgiden, folklordan, mahalli folklordan nasıl istifade ediyoruz? Neleri simgeleştiriyoruz ve hangi unsurları seçerek aktarıyoruz? Bunların tabii ki amacı ne? Politik sistemle ne kadar entegre? Farklı partiler nasıl yaklaşıyorlar? Partiler üstü tavırları olabiliyor mu? Asıl merkeze, bunlar her birisi o vilayet için diaspora. Asıl merkeze, merkez vilayete nasıl dönüyor bunlar? Yani Kadırga'daki şenlikleri Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan Kadırga şenlikleri olgusu nasıl etkiliyor? Bunlara sadece dejenere ifadesiyle yaklaşarak hiçbir şeyi çözemeyiz. Yani biz Türklerin milli, en milli oyunumuzun
Okey olduğunu düşünüyorum. Okey oyunundaki işte okey'i koydun mu her türlü dizi düzelir anlayışı bizim düşüncemizi çok etkilemiştir. Ele aldığımız konuya yönelik olarak okeylerimizi oraya koyuyoruz ve düzeliyor. Dejenere'yi de böyle bir muhteşem okey olarak kullanan, hala kullanan halk bilimcilerimiz var. Dejenere oldu. Yani o tür bozuldu. Janra, jenere. Dejenere, janra, jenerik özellikleri, türsel özellikleri bozuldu. Peki, jenerik özellikleri Allah'ın emri mi diyeceğim ama yeryüzünün Allah'ın emri ve dileği olduğunu düşünürsek ve yeryüzündeki kün fe yekünleri, oluşları ve yok oluşları düşünürsek, onun ne kadar katı olmayan, kendi içinde kevni fesat gösterdiği ortada. Dolayısıyla orada bile değişmeler, bozulmalar, farklılaşmalar, yenilenmeler söz konusuyken, biz nasıl bir kültürel form arıyoruz ki değişmesin? İlk ortaya çıktığı şekliyle sona kadar değişmeyecek bir kültürel form olabilir mi? Acaba kültürün bizatihi kendisi bile böyle bir form mu? Bunlar hiçbir şekilde yok. Bunlar hiçbir şekilde masamızda yok. Bunlar hiçbir şekilde menümüzde yok. Halk bilimi menüsü diyelim bu konuştuğumuz konular menüsünde yok. Dolayısıyla değişmez. Geçmişin söyleyişiyle bir otantik arayışı zaten 100 senemizi, 150 senemizi götürdü. 150 senemizi otantik peşinde harcadık. Şimdi de dejenere olmasın. Ne dejenere olmasın? Nerede inşa oldu, nerede abad oldu ve ne zamana kadar değişmeyecek bu? Öyle bir şey mi var? Tarihi, bizatihi yazılı kaynaklara, maddi kaynaklara dayanarak yapıldığı, yazıldığı iddia edilen tarih bile ne kadar hızla değişiyor, görmüyor musunuz? Tarih bile bu kadar hızla değişirken, bu yazılı belgelere istinad olmuş olan, kültürü çalışan, biz insanlar açısından kültürdeki değişmeler eşyanın tabiatıdır, onun doğasıdır. Ha, iş ki biz kültürümüzün atar damarlarını, temel karakteristiğini veren unsurları başka kültürlerden gelecek unsurlarla yer değiştirip asimile olmayacak şekilde güçlü tutalım. Beni halk bilimci kılan Erol Güngör'ün bir cümlesidir. Ben yeni bir yerçi olacaktım. Sadık Kemal Tural Hoca'nın en gözde talebesiydim. Ama Erol Güngör Hoca'nın kültür değişmesi ve milliyetçilikte bir cümlesi var. Ve her şeye rağmen hala direnmekte olan Türk milli kültürüne anlatır yukarıda geniş geniş. Yeni bir direnme gücü kazandırılamazsa, yabancı örneklerle kolayca yer değiştirebilecek şekilde zayıflamasının önüne geçilemezse, güçlendirilemezse, onun sonsuza kadar kendi kendine direnmesi beklenemez mealinde bir cümlesi beni halk bilimci kılmıştır. Ve halk biliminin vazifesi bence budur. Türk milli kültürüne direnme, yenilenme gücü kazandırmak, onu dünyadaki emsallerinden daha güçlü kılmak. Kültürel güvenlik kavramını emin olun 50 yıldır aklımda ama bir gavurun şahitliğini buluncaya kadar yazamadım. Aman da bu özkul her şeyi millete, milliyetçiliğe bağlıyor. Şimdi de kültürel güvenlik demeye başladı diye millet dedikodu etmesin diye yazamamıştım. Ama bir 10 yıl önce yeterli gavur şahit buldum ve yazdım. Bu da ayrıca sosyal bilimlerdeki başka bir işler acısı halimizin örneğidir. 40 yıldır farkında olduğum bir olguyu yazabilmek için gavur şahit aramak. Kişisel olarak, Özkul Çobanoğlu olarak benim güven sorunum yok. Ama ülkemizde bilim yapmada, halk bilimi yapmada, teori meseleleriyle ilgilenmede karşılaştığımız en ciddi sıkıntılar arasında bunlar. Dolayısıyla kültürel güvenlik, şimdi biraz daha esnetildi, kültürel güvenliği duymuyorsunuz fazla. Şu sıra duyduğunuz şey soft power, yumuşak güç. Bir kültürün yumuşak güç olarak kendini, idraki ve tanıtması, yani kültürel diplomasi diyoruz buna. Kültürel diplomasi, uluslararası ilişkilerde milletlerin değişik
ajanslarla, değişik kurumlarla kendi kültürlerini başka kültürlere tanıtmaları, kültürel anlamda yaptıkları tesirler ama aynı zamanda başka kültürlerden gelecek tesirlere karşı da kendilerini korumaya davranmaları. Başka kültürlere tanıtma yolunda TİKA'yı kurduk, Yunus Emre'yi kurduk. Yarım yamalak da olsa iyi kötü çalışıyorlar, faaliyet gösteriyorlar. Ama içeride kendi kültürümüzü güçlendirmeye yönelik, ona yaratıcılık kazandırma, onu zenginleştirme, onu özümsetmeye yönelik görebildiğim hiçbir hamlemiz yok. Hatta bu konuda politikacılarımız, bürokratlarımız ve aydınlarımızın kafasında formüle edilmiş bir şeyler bile yok. Tartışmıyoruz bile. Bu konuda rol ve görev almak mecburiyetinde olan biziz, halk bilimcileriz. İnisiyatif üstlenmeliyiz. Ama kişisel olarak üstlenilebilecek bir inisiyatif değil bu. Bu halk bilimi camiası olarak, o dediğim kurumsallaşma, o dediğim dernekleşme. Ha, böyle vakıflar var, motif gibi, şunun gibi, bunun gibi. Onları kastetmiyorum. Onlar beşinci dereceden şeyler, yapılar. Haytır, kaytır, zortur, zarttur diye bir yıl böyle halk bilimi adında olan şey var Türkiye'de. Halk oyunları, halk oyunları oynayan, oynatan vesaire falan. Onları kastetmiyorum. American Folklore Society. Bu anlamda. Yani 150 senelik bir kurum olarak karşınızda. Halk bilimi üniversitelerde bir bilim dalı olmazdan önce kurulmuş, bilimsel çalışmalar yapmış, sempozyumunu yapmış, efendim dergisini çıkarmış, insanlarını yetiştirmiş, üniversitelere intikalini sağlamış. Dünyada bu şekilde gelişti ama bizde öyle değil. Her şey olduğu gibi işte batıda var, bizde var diye 3-5 aydın çıkıyor, pat diye geliyor ve altı boş. Bu mücadeleler verilmedi, yapılmadığı için de birçok şeyi yapamıyoruz, inisiyatif üstlenemiyoruz. Dolayısıyla bu Türk Halk Bilimi Derneği ya da kurumu diğer derneklerden ayırmak için söyleyeyim. Kurumunu kurmak sizin kuşağınızın üzerinde en büyük borçtur. Biz birçok nedene bağlı olarak üzerinde çok durulur, tartışılır, konuşulur. Bizden öncekiler yapamadı, biz de yapamadık ama siz yapmak zorundasınız. Yapamazsanız kısmen bahsettiğimiz ya da bahsetmediğimiz pek çok sıkıntı, belki de farkında olmadığımız sıkıntılar, her şeyi bildiğimizi söyleyemeyiz. O sıkıntılar sizin kuşağınıza da çeşitli maniler, engeller oluşturacaktır. Onun önüne geçmenin yolu böyle bir örgütlenmedir. Böyle bir örgütlenme, mesela bayrak taşıyan dergiler ifadesi var. Flag Carrier Journals. Bir bilim dalının praksisini, neyi nasıl eğleyeceğini, praksisini o bayrak taşıyıcı dergiler belirler. Yani Amerikan halk bilimi çalışmalarında Journal of Folklore'da yazılanlar önemlidir. Journal of Folklore Research, Indiana Üniversitesi'nin dergisi önemlidir. Berkeley Üniversitesi, Hazreti Dundas'in bölümünün yerinin, yöresinin dergisi Western Folklore önemlidir. New York Folklore Quarterly önemlidir. Buralarda yeni fikirler, yeni anlayışlar, yeni bakış açıları ele alınır, dağıtılır. Dolayısıyla resmi kurumlaşmalar var burada. Burada aman da Özkul Çobanoğlu çok çalışmış, onun dergisi yok. Burada aman işte falancanın ne güzel vakfı var, o yok. Burada o meslektaşların verdiği aidatlarla kurulmuş tam anlamıyla bir sendika gibi, bir toplumsal kamu kurumu gibi oluşmuş yapılar vardır ve orada millet oylarıyla seçilir. Aday olursunuz, ne kadar oy alırsanız oradasınız ya da değilsiniz. Dolayısıyla bu tür bir demokratik anlayış, gerçek bir demokratik anlayış Türkiye'de Türk bilim adamları içerisinde Türk halk bilimcilerin öncelikle ortaya koyması gereken bir anlayıştır ve bunun yolu da bu örgütlenmeden geçer. Bu örgütlenmeyi yaptınız, böyle bir güce kavuştunuz. O vakıf, o şey kendi kendini götürüyor.
aidatlarıyla falan da filan da. Yani filanca politikacının size kızması, filancanın size proje vermemesi sizin umurunuzda olmaz. Türkiye'de ne dağ gibi delikanlılar, ne yüce yayla gibi insanların 3,5 kuruşluk projeler karşısında nasıl döndükleri, nasıl madrabaz oldukları, nasıl ne hallere düştüklerini henüz görmemişseniz bugün, yarın göreceksiniz gençler. Dolayısıyla bilim dalının tarafsızlığını, geleceğini, praksisini belirlemede onlarla bizim aramızda en önemli kurumsal yapı eksikliği olduğunu söylemeliyim. Buna yönelik olarak zihniyet. Dolayısıyla davranış 3-4 türlü. Bir, biz kimiz? Halk bilimci olarak bizim davranışlarımız, bizim bilimsel olmayan davranışlarımız ve üzerinde durduğumuz, araştırdığımız halk, milletimiz. Milletimizin değişik gruplaşmalarıyla onların davranışları. Yani İzmirli'nin davranışıyla Rizeli'nin davranışı aynı mı, farklı mı, nerede farklı, nerede aynı? İzmir'e gelmiş, yerleşmiş Rizeli'nin davranışı nerede farklı, nasıl farklı? Neden farklılaşıyor? Ha, bireysel olarak farklı ama acaba bir grup kimliğinden bahsedilebilir mi? Dolayısıyla araştırmamız gereken alanlardan birisi de bu. Yani 500 senedir İstanbul'a göç etmiş Kastamonlu, 500 senedir İstanbul'da Kastamonlu kimliğini nasıl muhafaza ediyor? Bu çılgın bir şey. Amerika'da araştırmıştım mesela. 150 senedir, 200 senedir Amerika'ya göç etmiş olan Norveçli hala Norveççeyi nasıl konuşur? Hala Norveçli kimliğini nasıl devam ettirir? Araştırdım ve sonunda Saint Olaf Kilisesi'ne ulaştığımda bunu anladım. Ulusal kilisesi olan bir milletin ulus devleti olmasa bile olabilir genellemesine götürdü beni bu çalışmalarım. Ulusal kiliseniz var. Yani para topluyorsunuz, para o kiliseye gidiyor. O dinin, o dilin, o kültürün yaşaması için insanlar hayatlarını harcıyorlar, eğitiliyorlar, üniversiteleri var. Böyle bir yapı, devlet gibi adeta. Ama bizim Rizeli'nin yok, bizim Kastamonu'nun yok. O zaman hemşehrilik dediğimiz ve bir kelimeye sığdırdığımız bu yapının altında neler var? Nasıl bir hemşerilik bu? Neden kışkırtılmış bir hemşerilik bu? Bizim hemşeriliğimiz kışkırtılmış bir hemşerilik. Yani Ankaralı'yla Yozgatlı arasında bir coğrafya farkı yok ki. Çok uzak bir mesafe de yok. Niye Ankara'daki Yozgatlılar metrekareye 50 kurşun sıkarak bir dernek kurma bir araya gelme derdindeler? O zaman bu iğrenç politik sistemimizle bunlar arasındaki ilişkileri göreceksiniz. Yani bizim sistemimize bakın. Delege sistemi. Delegelerin derebeylikleri. Anadolu hiç bu kadar beyliklere bölünmemişti. Anadolu ve Rumeli tarihinin en büyük beylikler dönemini yaşıyor. Metrekareye 50 tane beylik düşüyor. Ve bu beylikleri oluşturmada bu hemşeri dernekleri nerede, nasıl bir yere verole sahip? Bunlar hep halk bilimi araştırma konuları. Bu sosyal ve kültürel gerçekleri tek inceleyen bilim dalı biz değiliz. Elbette bunları sosyologlar da ele alacak, inceleyecek. Antropologlar henüz eve gelmedi. Ama antropologlar da eve geldiklerinde onlar da bu konuları araştıracaklar. Ama bizim penceremiz, halk bilimi penceresi hepsinden önce açıldı ve sonuna kadar açık. Ama bu pencerelerden bakan insanlarımız pek yok. Bu pencerelerden bakmaya gayret etmeliyiz ve bu pencerelerden bakan insanların sayısını çoğaltmalıyız. Kendimiz onlardan birisi olmaya çalışmalıyız. Özellikle genç arkadaşlarıma yönelik olarak bunları söylüyorum. Büyük hocalarım beni affetsinler, kusuruma bakmasınlar. Onların huzurunda bu sözleri etmek istemezdim. Bu şekilde bir halk bilimi yaptığımızda
Bu şekilde yapılacak bir halk bilimi, bizatihi davranışlarımıza, davranışlara yönelik, bunun vereceği dönütler çok olacaktır. Yani bizim sistemimizin içine girdiği o fasit daireden çıkmasının yolu biraz da böyle. Bu tür cilt cilt çalışmalar ortaya çıkmaya başlarsa, işte rüşvetlerimiz, yalanlarımız, kötü taraflarımız da iyi taraflarımız kadar ve onlar üzerinde onları düşünme objesi yaparsak, çalışma objesi yaparsak daha hızlı mesafe alırız gibime geliyor. Aşağı yukarı bir son yarım saat kaldı. Bu son yarım saati de sizden gelecek olan sorulara cevap vermek isterim. Yani geldi böyle oturdu, elini kulağına attı, gaz elini söyledi, gitti şeklinde bir sohbet olmasını istemem. Sorularınız varsa ya da eklemek istediğiniz katkılarınız varsa onlar üzerinde durabiliriz. Çok güzel. Hocam Hilal Hanım bir soru soracak galiba. Çok güzel. Aslıhan Haznedaroğlu. Aslıhan Haznedaroğlu güzel bir şey sormuştu. Halk felsefesinden ne anlamalıyız? Bu ifadede halk bir düşünme nesnesi mi yoksa özne olarak mı öne çıkıyor? Çok teşekkür ederim Aslıhan Haznedaroğlu. Öbür sayfada galiba. Şeyi kapalı kamerası. Güzel. Şimdi halk felsefesi ile ilgili Hazreti Alain Dandis'in güzel bir çalışması var. Ondan hareketle aşağı yukarı ben ne kadar önce? 20 yıl kadar önce. 2000 yılında olmuş olmalı. 2000 yılında bir makale yayınladım. Ama halk felsefesi olunca milletin çok hoşuna gitmedi, umurunda olmadı. Oysa rahmetli Ziya Gökalp'in 1913 yılındaki yazısında da yanlış hatırlamıyorsam onun o koyduğu kadroda gene halk felsefesiyle ilgili bir madde vardı. Halk fikirleri, yani motiften biraz daha küçük olarak halk fikirleri, folk ideas, halk fikirleri. Onların toplanıp bir araya gelip yani legolar gibi bir anlayış içerisinde farklı unsurları oluşturması, onların bir araya gelip daha büyük sistemler oluşturması ve oluşan en büyük sistem dünya görüşü. World view dediğimiz dünya görüşü. Almancasını bilen varsa söylesin, Almancası çok daha etkilidir bunun. Bu anlayış, yani biz bu kadar ufak ufak şey binlerce sonsuz sayıda unsur topluyoruz. Peki bunları bir hiyerarşik yapı içerisinde, bir bütün halinde bir araya getirdiğimizde değerlendirebileceğimiz bir yapı olması gerekmez mi? Gerekir. İşte o halk felsefesi. Yani bir tarafıyla yapılan her şey var, diğer taraftan bu yapılanları halk fikirleri şeklinde derleyip toplayıp bir araya getirme, indekslemesidir, onlar üzerinde uğraşmasıdır. Bu şekilde baktığımızda halk felsefesi böyle yapılabilir. Yani bizim davranışlarımız, söylediklerimiz, o gavurların söylediğini söylemiştim ya, ne söylüyor, what to make, ne yapıyor, imal ediyor, and what to do, nasıl davranıyor, nasıl hareket ediyor, neler gerçekleştiriyor. Bu üç boyutuyla bakarsak hayatımız, biz hep folklora vurgu yapıyoruz. İtiraf etmeliyim, burada benim de ihmalim oldu. Mesela halk hayatını hiç vurgulamadık, ben de vurgulamadım. Folk life. Yani sadece folklore ve folk literature, folk edebiyatı gibi algıladık, algılamaya devam ediyoruz işi. Oysa kültür bütünlüğü içinde baktığımızda çok daha geniş, çok daha farklı boyutları var bunun. Farklı boyutları var bunun. Halk hayatı. Yani ben Almanya merkezli, işte Victor Hugo merkezli
anlayışı 2-3 cümleyle özetledim. İngiltere'de Osiyancılara bir cümleyle göndermede bulundum. Ama mesela üzerinde durmadığımız, anlatmadığımız bir folk minnesang meselesi var. Folk minnesang. Yani İsveççe halk hafızası demektir. İsveçlilerin folklor kelimesine karşılık kullandıkları kelime budur. Folk minnesang. Ve 16. yüzyılda İsveç Krallığı ciddi bir krallığa dönüşür. Bakın, İsveç Krallığı 16. yüzyılda ciddi bir krallığa dönüşür. Aynı zamanda biz ilk Türk Müslüman toprağını 16. yüzyılda kaybettiriyoruz. Tarih bilmeyen insandan halk bilimci, halk bilimci olmaz. Tarih bilmeyen insandan halk bilimci, halk bilimci olmaz. Elbette coğrafya bilmeyen insandan hiç olmaz. İsveç 16. yüzyılda büyük bir krallık oluyor. Aynı zamanda Rusya 1552'de Kazan'ı ele geçiriyor. Ve 2-3 sene sonra Sibir Hanlığı'nı ele geçiriyor. Bir 10 yıl içinde Sibirya bitiyor, Yakutistan'ın sonuna geliyor, Alaska'ya geçiyor. Neden? 16. yüzyılda bir buzul çağı, tam buzul çağı değil, yarım buzul çağı yaşanmıştır arkadaşlar. Yarım buzul çağı, yani tam anlamıyla değil ama yarı yarıya. Ve 16. yüzyılda kürk, bildiğimiz kürk, yeryüzünün en kıymetli nesneleri arasında oldu. Yani 16. yüzyılda bizim padişah efendimizin ya da mevki makamı yüksek birinin bir de kürk kaftan vermesi çok önemliydi ve yeryüzündeki en önemli şeylerden birisiydi. Ödüllerden birisiydi. Ve tarihin çok eski çağlarından beri kürk Sibirya'nın üretimidir. Sibirya, Kazan Tatarları dediğimiz Etil ya da İdil Bulgarları tarih sahnesine Sibirya'dan gelen kürk yolunun tüccarları olarak çıkarlar. Ve Kazan Tatarları bizden 100 yıl önce, biz Oğuzlardan 100 yıl önce İslamiyet'i kabul ederler 9. yüzyılda. İbn-i Faz'dan seyahatnamesini okumamış insandan halk bilimci olmaz. Pardon, yanlış kullandım cümleyi. İbn-i Faz'dan seyahatnamesini okumamış insandan Türk halk bilimci olmaz. Dünyada antropolog olmuyor, biliyor musunuz? Antropolojinin başlangıcını İbn-i Faz'dan seyahatnamesiyle başlatan antropologlar vardır. Halk bilimciler vardır. Ben de öyle bir cümle kurmuş olayım. Türk halk biliminin gerçek anlamda başlangıcı belki İbn-i Faz'dan seyahatnamesiyledir. 9. yüzyılda Başkurdistan'dan Tataristan'a giden gelen Abbasi halifesinin hırsız elçisinin yazdığı muhteşem seyahatname. Tek nüshası İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda. Ve bizim muhteşem tarihçimiz Togan Hoca tarafından zannediyorum bulundu. Bizim kültür tarihimizi en iyi aydınlatan en eski vesikalardan birisi. Biz çok övünüyoruz. Karahanlı Devleti ilk Türk Müslüman Devleti. Hayır, Karahanlı Devleti ilk Türk Müslüman Devleti değil. Bunu dediğin zaman bir Kazan Tatarı üzülür. Onlar Türk mü değil, Müslüman mı değil? 100 yıl önce bizden Müslüman olmuşlar. Ama birileri bunu söylemiş. Bütün tarihçiler tekrar ediyor. Türkiye'de ilim yapmanın bir sıkıntısı bu. İlimci değil, adamcıyız. Bir adam çıktı, büyük adam söyledi bir şeyi, herkes onu tekrar ediyor. Ben tezimde Köprülü Hoca'yı biraz eleştirecektim. Yani günlerce, aylarca düşündüm. O jüride beni ne yaparlar? O jüriden ben nasıl çıkarım? En önemli bilgi kaynaklarından birisi ileri süreceğim teze, yani kahvehane olgusuna vurgu yapacağım aşık tarzının ortaya çıkmasında. En önemli kaynağım Evliya Çelebi. Herkes Evliya Çelebi'nin yalan söylediği konusunda ittifak etmiş gibi. Evliya Çelebi güvenilmez diyor. Yahu Tanrı bizi sevdiğinde Evliya Çelebi'yi yarattı ve bize gönderdi. Tanrı bizi daha çok sevseydi her yüzyılımıza bir Evliya Çelebi gönderirdi. Ve Türk kültür tarihi yeryüzünün en iyi belgelenmiş, en iyi işlenmiş kültür tarihi olurdu. Aklı başında bir adam çıkarmışız millet olarak.
onu boğmak için, yok etmek için gayret gösteriyoruz. Allah'tan ikinci adam, Tanpınar'ın şöyle bir ifadesine rast geldim. O anlatır bir durumu, der ki, ben her zaman Tanpınar'a inandım, güvendim ve hep karlı çıktım. Yani tez jürisinde karşıma çıkacak umarım hocam, Dursun Yıldırım hocam, elbette ki Sahip Sakalı hocam mutlaka çıkacak, bekliyoruz jüride. Onlar bana bu soruyu sormadılar Allah'tan. Sorsaydılar benim söyleyeceğim, vallahi billahi Ahmet Hamdi Tanpınar böyle söyledi, ben de ona uydum ve benim suç ortağım Tanpınar'dır, ondan aldım falan diye. Dolayısıyla 16. yüzyıl nasıl bir dönüm noktası ve Ruslar niye deliler gibi şeye saldırıp alıyorlar Kazan'ı ve ondan sonra nasıl bir çılgın gibi Sibirya'nın sonuna gidiyorlar. Kürk ticareti. İsveçliler niye Rusya'ya devamlı saldırıyorlar? Niye aşağıya iniyorlar? Düklüğü alıyor, bilmem neyi alıyor falan. Kürk ticaretini ele geçirme var işin içerisinde. Ticaret yolları. Oradaki para, o kavga. Ve 16. yüzyıldan itibaren İsveç kralları, papazları ve ilkokul hocalarını görevlendirerek herkes bulunduğu yerdeki işte kültürel unsurları yazsın, göndersin. Yani daha sonra birkaç yüz, 500 yıl sonra ortaya çıkacak halk bilimi çalışmalarının prototipi başlıyor. Bunları derleme toplama. Bizde de var ama bizdeki temettuat defterleri. Biz sadece köyde kaç tane horoz olduğunu, kaç tane tavuk olduğunu, kaç tane koyun olduğunu, kaç tane inek olduğunu kaydediyoruz. Ne ayıp. Büyük devlet hali Osman sadece vergiye bakıyor. Koyun resmi, koyun vergisi, tavuk vergisi, bunların peşindeyiz. Ailenin sadece reisinin lakabıyla adı var. Kaç çocuğu olduğu bile yok doğru düzgün temettuat defterlerimizde. Osmanlı Osmanlı diye çok övünüyoruz ama mukayeseli çalışmadığımız için bu ayıplarımızı görmüyoruz. Gavur mu görsün, gözümüze soksun? Osmanlı temettuat defterleri, bunlar var. Ama bak gavurun temettuat defteri nasıl? Nasıl yapmış? Oradan dolayısıyla o derlikleri topladıklarına İsveçliler folk mine sang diyorlar, halk hafızası. Folklor moklor ortaya çıktığında böyle bir altyapıları var ve onlar hep vurguyu halk hayatına yapıyorlar. Folk life, folk life. Hala Amerikalılar aslında bahsederken folk life and folklore diye bahsederler. Folklore and folk life diye bahsederler. Ana temel kitaplar vesaireler hep böyle çıkar. Ama biz halk hayatına itibar etmiyoruz. Yani davranış kalıpları, evet, Cem Yılmaz vesaire falan, onlar hep var. Onlar bir boyutuyla var. Bütün topyekün, bütün buğutları, buğut ve boyutlarıyla birlikte bizim halk hayatımız. Türkler pezevenkliği nasıl yapıyor? Türk pezevenkliği nasıl? Türkler arasında fuhuş nasıl? Genel evler neden kapandı? 50 yıl her sabah erken kalkan Bent Deresi'ni kapatmaktan bahsederdi. Natasha'ların sermayeleri nasıl kapattı? Ne oldu? Şavşat'a gittiğinizde, Allah'ın Şavşat'ı dağ başında, orada otelde Natasha satılıyor. Bunlar çok mu ayıp? Bunlar edebe mugayyir mi? Edebiyatçılar bunları çalışmasın mı? Eski anlayış böyleydi. Eline, beline, diline sahip olmaya edep denilir. Edebiyat böyle olur. Ne kadar dar, ne kadar sınırlı. Bununla nereye varacağız? Hep melek olduk, hep çok edepli olduk. Ne oldu? Kafir, edepsiz Alman, 1,5 milyar, 2 milyarlık İslam ümmeti kadar gayrimilli safi hasıla üretiyor. Bundan daha büyük ayıp olur mu? O zaman bakacağız, kendimize dönüp bakacağız. En önemli düşünme objemiz bizatihi kendimiziz. Ama o mesafeyi koyarak bakacağız. O soğukkanlılığı göstererek bakacağız. Sosyal bilimlerin soğukkanlılığı, tarafsız olma vesaire, olabildiğince tarafsız olma, bu bağlamda önemli. Bu bağlamda halk felsefesi, yoksa resmi felsefe, yazılı felsefe, yani Batı felsefesinin filozoflarından bize gelmiyorlar. Geldiklerinde de zaten gelebilenler de
Farabi, İbn Sina, Gazali derken bazıları İbn Rüşd'ü okuyacak kadar cesaretli ve iş bitiyor. Peki bizim hayatımız hiç düşünceye istinad etmiyor mu? Halk düşüncesi yok mu? Yani yaban düşünceyi okumuş olmalısınız. Claude Lévi-Strauss'un gayet güzel bir tercümesi var. Orada yaban düşüncede halk felsefesinin nasıl ortaya çıktığı, en azından ilkeller arasında nasıl olduğu, yaptakçılığı vesaireyi anlatıyor. Yaptakçılık kavramsallaştırmasını anladınız mı? Her türlü halk edebiyatı, halk bilimi unsurunu rahatlıkla onun doğrultusunda yorumlayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bizim hayatımızdaki yaptakçılık nerede? Nasıl devam ediyor? Yani Yılanların Öcü çok güzel bir film. Yılanların Öcü, o köy önslerin köylerimizden çektiği güzel bir fotoğraf. O köylü çocukların içinden. Yani emik ve etik diyoruz ya. Emik bakış açısıyla, kendisi içeriden bakıyor ona. Ama bugün gecekondularımızdaki yılanların öçlerini niye çekmiyoruz? Yani gecekondu mahalleleri süratle ortadan kaldı, işte yap sattığı apartman dairelerine, sitelerine vesairelerine dönüşüyor. Oralarda hala binlerce yılanların öcü yaşanıyor. Halk bilimciler gidip oraları, onları derlemeyecek. Kim derleyecek Allah aşkına? Yani apartman sorunları var ya. Ben ömrümün bir kısmında bir apartman yöneticiliğim yaptı. Yeryüzünde bitirdiğim okullardan birisi addederim o apartman yöneticiliğini. Neler öğretti bana? Neler öğrendim, öğrenmeye devam ediyorum. Peki biz tek tek apartmanların sorunlarını ödevler olarak versek, çalıştırsak, bunları derlesek, toplasak, işlesek tezler olmaz mı? Böyle tezler olmaz mı? Hem de ne tezler olur? Ne önemli tezler olur? Bunları yapmalıyız. Yani davranışlarımızı, folk hayatı, o folk hayatı içinde, halk hayatı içinde biz kimiz, bizi Türk ne eğiliyor? Ve nasıl Türk eğleniyoruz biz? Diğerlerinden nasıl farklıyız, nasıl benzerize? Bir de bu taraftan bakmalıyız, bu taraftan gitmeliyiz. Evet, halk bilimi başlangıcında hep ulusçuluğun, milliyetçiliğin de gereği olarak Fransız İhtilali sonrası Avrupa'da ve dünyada milliyetçiliğin en yükselen değer olması nedeniyle o gözle bakıldı ve yüceltildi. Doğru. Biz de rahmetli Ziya Gökalp'in de bakışı bu nedenlidir. Bu amaçlıdır. Doğrudur. Gayet güzeldir. Ama 200 sene geçti. 200. Ve bu 200 sene sonra Türkiye'de o tür bir milliyetçilikten ziyade bu tür bir milliyetçiliğe, bizim gerçekliğimizi ortaya koyacak bir seferberliğe, bir millet sevgisine, yurtseverliğe ya da bir halk bilimi praksisine ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Başka sorulardan Hocam, Hilal bir ara el kaldırmıştı. Eğer soracaksa evet Hilal. o soruyu da alalım. Saat 11'de yeni bir dersimiz başlayacak. Merhaba hocam. Merhaba Hilal. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok ben beğenerek dinledim. Yalnız söylediklerinizden de bir iki kafamda soru oluştu. Bunları sormak istiyorum size. Kültürel diplomasiden bahsettik. Kültürel diplomasiyi biz önce kendi içimizde halletsek, yani bizler kendi içimizde halledememişken kültürel diplomasiyi dışarıya nasıl bunu halledebiliriz ki? İlk sorum budur hocam. Şimdi sor ikinci sorunda o zaman bundan başlayayım ben. Duyamıyorum. Hilal, gürültülü geliyor sesin Hilal. Evet. Tamam. Hocam Kanada'da Türkler, ben bunu Şerife hocamdan dinledim. Kanada'da Türkler birbirlerine çok düşmanlar. Yani bir birlik içinde olmak, yani hani biz diyoruz ya Ankara'dan gelmiş Rizeli ya da Trabzonlu birbirleriyle hala
o şeyi sürdürüyor. Ancak Türklere baktığımızda Kanada'da birbirlerine çok ciddi manada düşmanlar. Yani her yerde evet bir Türk şey var ama buraya giden 3 kişi, 5 kişi. Hani biz bunun sebebini nasıl yapabiliriz ya da aynı güzel şekilde yüzyıllardır sürdürüyor diyebilir miyiz? Yüzyıllardır değil. Bir defa ikinci sorundan başlayayım o zaman. En küçük sosyal olay bile tek nedene indirgenemez. Tek nedene irca edilemez eski tabirle. Rahmetli hocam Mehmet Taplamacıoğlu öyle söylerdi. En küçük sosyal olay, bir iki motifli bir şey bile tek nedene irca edilemez. Baktığın zaman onun arkasında başka nedenler vardı. Ama biz hangisini yakınımıza getirirsek onu çok büyük görürüz, biraz miyoplaşırız. Belki bazen de diğerlerini görmeyiz. Ama bilim insanı olarak, halk bilimci olarak bunu görmeliyiz. Hem açık işlevlerini görmeliyiz, hem gizli işlevlerini görmeliyiz, çok yönlü. Şimdi Kanada meselesiyle ilgili rahmetli İlhan Başköz Hoca'nın 70'li yılların başında bir yazısı var. Toronto'ya göçümüz diye. Ondan hareketle ve daha sonraki gözlemlerini söyleyeyim. Mesela Amerika'da biraz daha iyi şeyler. Türk diaspora sözcüğünü sevmiyorum ama onu kullanmak zorundayım. Diasporosu. Avrupa'da muhteşemdir. Avrupa'daki Türk göçü, Türk işçi göçü biraz da bizim İstanbul, Ankara ve diğer taraflara göçümüzle irtibatlı. Biz tarihin en büyük iç göçünü yaşadık. Fatih Balcı diye benim bir öğrencimin doktora tezidir bu aynı zamanda. Türk kültüründe sığırı ele alır. Marshall planıyla beraber Türkiye'ye gelen her bir traktör 100 çift öküzün işsiz kalmasına yol açmıştır. Yani bir köyde 100 çift öküz var, o köyün topraklarını ancak hallediyorlardı. 100 çift öküz, 100 çiftçi demek. O köye bir traktör girdi mi, o 100 çift öküzün yaptığı işi yapabiliyor, sürüyor, bilmem ne yapıyor. 100 kişi, 100 çiftçi, dolayısıyla 100 aile, 100 kişiden, 5 kişiden 500 kişi işsiz kalıyor ve şehre göç ediyor. Biz bunu yaşadık, müthiş bir şekilde yaşadık. Hala tesirleriyle karşı karşıyayız. Ondan sonra Almanya'ya göç çıktı ve bizim hemşehrilik kavramını, bu göç işte büyük ölçüde bizim Kastamonular başlattı. Yani biliyorsunuz Osmanlı'dan bu yana, Osmanlı onlara, Osmanlı'ya hiç çatışmadan beyliğini veren birkaç beylikten birisi Kastamonular. Dolayısıyla böyle bir ucu açık İstanbul'a gidiyor. Hemşeri olarak örgütlenme vesaire o yapı gayet iyi, gayet güzel. Boy şeklinde bir örgütlenmeye Osmanlı hiç müsaade etmedi. Anadolu'da ancak boyların köy bazında adını görürsünüz. 2-3 tane de ilçe var. Boyun farkındadır Osmanlı ve boy örgütlenmesine, boy çoğalmasına müsaade etmez. Sistematik olarak dağıtır. Hemşericilik biraz iyi. Hemşericiliğe bağlı olarak Avrupa'da mükemmel bir şekilde gettolar kurduk. Gettolar. Türk getto tarihi belki o göçümüzde zirvesine ulaştı. Bakın Avrupa'ya gönderdiğimiz döner, euro döner olarak geri geliyor. Bumerang gibi geri geliyor. Avrupa'da işte yağı mı fazla, şusu mu fazla, busu mu fazla bunlar geçirildi. Avrupa döner diye yeni bir kalite, yeni bir nitelik, yeni bir anlayış olarak oluştu, dönüyor. Avrupa'da inanılmaz bir sermaye birikimi sağladılar. Giden yanına hemşerisini, kardeşini, akrabasını getirdiği için. Ama Kanada'ya göçümüz hiç böyle olmadı. Kanada'ya hep tek tek gittik. Amerika'ya da tek tek gittik ama 2-3 yer var. Mesela Giresun'un Yağcı Dere midir? Böyle bir yeri var. İlçesi var. Yağcı mıdır nedir? New York'ta falan bunlar Giresun'dan çok daha büyük işler yaparlar. Hemşericilik şeklinde oraya derleşmişler, toplanmışlar, yerleşmişler. Lokantalar vesaire açıyorlar, gelişiyorlar. Ve bunlar yavaş yavaş Avrupa'ya tek tek, Amerika'ya tek tek gitmiş, iyi para kazanmış, doktor moktor tayfesiyle de bütünleşerek Avrupa'nın çok daha gerisinde de olsa ama Kanada'ya nazaran daha iyi örgütlenmeler yapıyorlar. Chicago ve neresi orası?
Ann Arbor civarında falan. Ama Kanada o durumda değil. Toronto'da yapılanmalar var. Birkaç tarikatın el atması söz konusu. Başta salak Süleymancılar olmak üzere ve diğerleri. Bu kapışmaları bunlar körüklüyorlar kendi aralarında. Zaten bir bütün değildi. Bütünleşme eğilimine gelenlere de müthiş ket vuruyorlar. Bu mesele böyle. Diğer birinci sorun neydi Hilal? Hocam, kültürel diplomasiden bahsetmiştik. Ben bunu şöyle demiştim. Hani uluslararası'dan ziyade biz daha kendi içimizde halledemedik. Uluslararası'na açılırken bu bize çok büyük zincirler vurmayacak mı? Mesela ben Gaziantep'te yaşıyorum hocam. İstanbul'da bir süre bulunma imkanı yaşamıştım. Orada böyle çok uçuk kaçık sorularla karşılaşmıştım. Sizin orada teröristler dolaşıyor mu? Böyle bir şey yok falan. Hani daha biz kendi içimizde birbirimize tanıtamamışken nasıl ülkemizi dışarıya tanıtacağız kültürümüzü? Bu bir soruyu aşan bir şey tabii ki. Bu başlı başına 5-6 saatlik ayrı bir konferans gerektiren bir mesele ama etnopedagojiden bahsettim Hilal. Etnopedagoji, halk eğitimciliği diyebiliriz. Tam Türkçesi nasıl olur onu da hala kafamda bir yere oturtamadım ama halk eğitimciliği, halk eğitim bizde başka şeyi çağrıştırdığı için o kalıba düşmeyen bir terim bulmamız lazım. Türkçe terim bulmamız lazım bunun karşısında. Biz kendimizi yeterince tanımıyoruz. Ve biz Ziya Gökalp'i Türk halk bilimciler olarak anlamış değiliz. Bizim en büyük talihsizliğimiz Ziya Gökalp, mesela her deri mukayese eden bir çalışmam var benim. Türk Yurdu Dergisi'nde yayınlandı. Bir konferansım var, YouTube'da bulabilirsiniz. Onları lütfen dinleyin. Biz halk bilimciler bile Ziya Gökalp'i tanımıyoruz. Son yıllarda şey düştü diye, telif hakkı düştü diye kitapçılar iyi tanıyor. Üst üste habire basılıyor. Haydi Gökalp. Alıyor millette, acaba okuyor mu? Okuduğunu anlıyor mu? Başka bir kısmı zaten. Her derden çok daha zeki, çok daha büyük bir adamdır Gökalp. Ama Tanrı çok torpilli davrandı Herder'e. Herder'in etrafında 10 tane, 20 tane deha var. Wagner var, Goethe var, Grimm kardeşler var. Ziya Gökalp'in etrafında bir deha var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Fikrimin babası der Gökalp'e. Onun yanı sıra Gökalp'in etrafındaki insanlar hep 5. 10. dereceden vasat beyinlerdir. Bunun için her şeyi rahmetli Gökalp kendisi yapmaya kalkar. Cumhuriyet kurulur, birinci yılını görmeden ölür. Ben öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu çok büyük bir talihsizliktir. Gökalp'in kafasındaki cumhuriyet hiç gerçekleşemedi. %5 oranında ya gerçekleşti ya gerçekleşmedi. Gökalp'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti %95 hala onun şeylerindedir, kitaplarındadır. Halk bilimci olacaksanız oturup Gökalp'i okumalısınız, anlamalısınız. Yeni ve ucuz güzel kaliteli baskıları var. Ötüken bastı, başka yerler bastı, basıyor. Oturun okuyun. Gökalp Sokum dediğimiz olayı bile yerli milli kaynaklardan dünyadan 100 sene önce düşündü arkadaşlar. Bunu 3 tane öğrenciye burs verdik. Sokum bursu çalışsın diye çalıştırmaya çalıştım, çalışamadılar. Aranızdan birileri çalışmak isterse çalışsın bu dediğim. Benim artık öyle bir gücüm yok. Enerjimin her geçen gün azaldığını hissediyorum. Ama bu çok önemli. Kurşunun zihnimizde olduğu yer burasıdır. Bu kurşunu çıkaramadıkça, bunu tedavi edemedikçe hastalıklarımızı çözemeyiz filan. Gökalp'in cumhuriyeti kurulsaydı bir PKK olmazdı. Gökalp'in cumhuriyeti kurulsaydı FETÖ'cü diye bir rezillik çıkmazdı. Gökalp'in cumhuriyeti kurulsaydı bu hırsızlıklar olmazdı. Gökalp'ten öğrenip, yani millet olarak doğru düzgün filozof yetiştiremiyoruz biz. Yetiştirdik mi de zaten gözünü oyuyoruz. Nadir filozoflarımızdan birisidir Gökalp. Bizim her derimizdir.
Dedi Özkul Çobanoğlu, siz de gidin okuyun bakın öyle mi değil mi? Yanlışsan beni yalanlayın. Çok teşekkür ediyorum. Süremiz bitti. Görüşmek üzere. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu dolu dolu aynı zamanda son derece halk biliminin geleceği açısından, Türkiye'deki halk bilimi çalışmalarının, Türk kültürünün özellikle geleceği açısından son derece önemli bilgilendirmeler, önemli dikkat çekişler çok faydalı oldu. İnşallah bu anlattıklarınızdan, bu göstermiş olduğunuz yollarda yararlanacaklar, bu yoldan gideceklerdir diye umutluyoruz gençleri. Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocama teşekkür ediyoruz. Hepimiz adına son derece önemli bir, değerli bir sunum yaptı. Bir sonraki oturumumuz normalde saat 11'de başlayacak ama yine biz 11'de açacağız ama sizlerden istirhamımız 11-15'ten itibaren. Çeribaş hocam da burada galiba. Mehmet Çeribaş hocamızın dersi olacak Kırgız folkloru ile ilgili. Gerekirse ben kendisiyle irtibata geçerim. Saat 11-15. Değerli buradayım değerli hocam. Tamam hocam. Saat 11-15'ten itibaren arkadaşlar giriş yapar ve 15 dakikalık rötarımız olacak. Tamam. Bu arada, hay hay hocam. Hay hay. Hani Tanrı çay olsun demiş. Böylece çay olmuş. Tanrı kahve olsun demiş. Kahve olmuş. Onun için bir çay kahve molası verip 15 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Evet. Saygılar, hürmetler saygılar. Rakı da olsun demiş. Arakı. Onu ayrıca demiş hocam. Onu saat söylememiş. Onu akşam üzeri veyahut akşam söylemiş hocam büyük bir ihtimalle. Sabah onun için erken var. Sabah tamam hocam. Onu bilmiyorum ama mutlaka vardır. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Saygılar, hürmetler hocam. Kolay gelsin. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.